Sevgili seyirciler, bu hafta programımızı Göksu'nun ilçemize ayırmıştık bildiğiniz gibi. Hem Aksu Haber ekibi, hem Artex'i ekibimiz, hem de Kahramanlar Yarışıyor ekibimizle Göksu'nda yapılan yatırımları hep beraber inceledik. Değerli başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın'la birlikte Göksu'nun ilçemizde neler gerçekleşiyor bunları sizlere yansıtmaya çalıştık. Yine Göksu'nda yükselen güzel bir projenin hemen önündeyiz. Burada güzel bir kültür merkezi inşa ediliyor. 64. dönem Kültür ve Turizm Bakanımız, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'ın bakanlığı döneminde onaylanmış ve çok kısa sürede de hemen arkamda görüyorsunuz zaten inşaatı tamamlanıp Göksu'nun ilçemizin değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacak güzel bir proje. Başkanımızdan detaylı bilgiler rica edeceğiz. Başkanım hayırlı olsun diyelim, ilçemize güzel bir kazanım daha burada yükseliyor. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki Göksu'nun en önemli ihtiyaçlarından birisi olan kültür evi eksiğimiz vardı. Bunu Mahir Bakanımız döneminde sağ olsun sayesinde bir yatırım olarak kazandırmış olduk. Bugün itibariyle inşaatı süratle devam etmekte. 2017 yılı Eylül ayı itibariyle de inşallah bitirmiş olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Tabii çok önemli bir hizmet verecek bu binamız. Kültür evi dedim ama kültür merkezine dönüştürdük neredeyse. Projeyi büyüttük. 500 kişiye yakın bir hem tiyatral hem sinema gösterimi yapacak fonksiyonel bir salona sahip olacağız. Kütüphanesi olacak, fitness salonu olacak. Yine halk eğitim merkezi, sergi salonları olacak, toplantı salonu olacak. İçerisi çok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak, kültürel faaliyetlerin yapılabileceği bir bina olacak. Ben buradan bir kez daha Mahir Ünal Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir eksikliğimizdi. Göksu biliyorsunuz 53 bin nüfusa sahip bir ilçe. Ama bugüne kadar 250 kişilik salonun üzerinde kapasitede bir salonumuz yoktu. Bütün sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi okul salonlarında yapmak durumunda kalıyorduk. Bu da ister istemez eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiliyordu. İnşallah bugünden sonra, bundan sonra diyelim, evet, bu binamızın hizmete girmesinden sonra hem eğitimi olumsuz yönde etkileme noktasında hem de tüm öğrencilerimiz, Göksu'numuzda 15 bine yakın öğrenci var, orta öğrenim öğrencisi. Hem bu öğrencilerimize hizmet vereceğiz ki yanı başımızda bir tane, yine hükümetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir devasa Anadolu Lisesi'nin inşaatı hızla süratle devam ediyor. Hem okullarımızdaki öğrencilerimiz hem de halkımıza hizmet etmek üzere böyle güzel bir yatırımı devam ettirmekten mutluyuz. Emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Daha önceki Göksu'numuza hizmet eden, daha önceki milletvekillerimize ve şu anda hükümette bulunan milletvekillerimize, hepsine, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, başbakan yardımcımıza ve özellikle de daha önceki süreçte bugün içinde bulunduğumuz ortamı bize hazırlama noktasında yardımcı olan milletvekillerimize buradan şükranlarımı arz ediyorum. Daha iyi bir Göksu'nun için inşallah bu tür yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Yine bu güzel ilçemize kazandırılan yatırımlardan bir tanesi. Burası da binlerce metrekare kirit parke ile döşenmiş. Burası da yine Kültür Bakanlığı döneminde Sayın Mahir Ünal'ın ilçemize kazandırdığı yatırımlardan bir tanesi. Başkanım, şunu çok güzel görüyoruz biz Kahramanmaraş'ta. İlçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız siyasi denge o kadar güzel oturdu ki Siz talepte bulunuyorsunuz, milletvekillerimiz koşturuyorlar ve şu an ilçelerimizin genelinde bir kalkınma söz konusu. Nasıl Değerlendiriyorsunuz yine buradaki yatırımla birlikte? Tabii bunları görmezden gelmek mümkün değil. Biz halkımıza hizmet ederken verimlilik noktasında en üst seviyeye ulaşmayı arzu ediyoruz. Bu noktada bize, siz de takdir edersiniz ki siyasi olarak başladığı günden bugüne kadar Kültür Bakanlığı döneminde de çok ciddi yatırımlar almamıza sebep olan Mahir Ünal Bey ve diğer milletvekillerimiz, bugün itibariyle Başbakan Yardımcımız hangi hizmeti yapmayı arzu ediyorsak yeter ki yetiştiğimiz anda karşılık bulduruyorlar. Biliyorsunuz bu bir ekip işi. İnşallah biz çok iyi bir ekip olduk. Bu ekiple Kahramanmaraş'ın yüzü gülecek. Kahramanmaraş daha ileriki yıllarda inşallah çok daha müreffeh bir il olma yolunda hızlı bir atılım yaparak yoluna devam edecek. İçinde bulunduğumuz yer Göksu'nun Harbiye Mahallesi ve arkamızdaki bina yeni yapılmış bir okul. Yeni yatırım olan bir okul. İçinde yavrularımız eğitim görecek. Geleceğimizi şekillendirecek insanlar orada yetişecek. Bir daha 15 Temmuz'ları yaşamayacağımız nesilleri burada yetiştireceğiz. Ve bütün hizmetleri de eğitime, kültüre, sosyal alanda ve diğer yerel yatırımlar yapmak suretiyle toplum olarak ileri ve müreffeh bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz inşallah.